Hasan Öztürk Bir yanda gerçek ve başarı, diğer yanda yalan ve iftira. Türkiye çelişkiler yumağında adım adım istikbale yürüyor. İstiklal ve istikbal mücadelesinde gerçekle yalan, doğruyla yanlış at başı gidiyor. Bir yanda muazzam işler yapıyor Türkiye, hem de dudak uçuklatacak türden işler. Mavi Vatan diyor mesela, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı diyor mesela. Mesela kıran diye başlıyor, terörün belini kırıyor. Mavi vatanın bir damlasını, toprağımızın bir çakıl taşını kimselere vermeyiz diyor mesela. Hem karada hem denizde karşısına kurulan cepheleri hallaç pamuğu gibi atıyor. Libya ile deniz yetki alanı anlaşması imzalıyor, askeri anlaşma imzalıyor, meşru hükümetin darbeciler tarafından düşürülmesinin önüne geçiyor. Türkiye içinde sınır ötesinde PKK terör örgütüne kök söktürüyor, Suriye'de artık bir çözüm üretilemez denilen İdlib'de inisiyatif alıyor, muhataplarıyla konuşmasını biliyor mesela. Müzakere etmeyi, çıkarlarını korumayı biliyor. Dünyanın iki dev gücüne süre tanıyıp ateşkes için tarih ve saat veriyor mesela. Katar'ı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin işgalinden kurtarıyor. Libya'yı tek parça tutmak için direniyor. Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunu parçalayıp atıyor. Gerektiğinde gücünü, gerektiğinde merhametini, gerektiğinde aklını ortaya koyuyor. Muazzam işler yapıyor Türkiye, muazzam işler. Hakikat sonrası çağın yalancılarıyla baş etmek. Bir taraftansa hakikat sonrası çağın yalancı propagandistlerinin hışmına uğruyor Türkiye. Hem de ne aşağılık bir yöntemler zinciriyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil bütün devlet başkanlarının İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na indiğini bildiği halde, Putin bile Atatürk Havalimanı'na inmek zorunda kaldığı yalanına muhatap oluyor, İstanbul Havalimanı'nı sular bastığı iftiralarına muhatap oluyor. Türkiye Libya'da Serraç hükümetini ihvancı olduğu için destekliyor yalanıyla boğuşuyor mesela. Nasıl bir ülke burası? oyun bozan, oyun kuran ülke ve millet menfaatleri için muazzam iş yapanlar yalan kampanyalarıyla vuruluyor, hakikat perdeleniyor. Nasıl bir ülke burası? PKK'nın yayın organına konuşuyor bir tanesi. Başarının formülü yan yana durmak diyor. Gereğini hemen yerine getiriyor. Terör örgütü propagandası yapmak suçundan ceza alan ve hala tutuklu yargılanan eski HDP eş başkanının tiyatrosu için salondan fotoğraf veriyor. Kanal İstanbul depremi tetikler diye başlayan nutuklar atılıyor, bilim insanlarının emrindeyiz diye afilli cümleler kuruluyor, sonra o bilim insanı yayına bağlanıp, Kanal İstanbul kesinlikle depremi tetiklemez cümlesini kurunca bozuluyor, ben zaten tetikler demedim diye yalan söylüyor, oysa daha o bilim insanı yayına bağlanmadan önce aynı yayında iki kez depremi tetikler cümlesini kuruyor. Yalan üzerine inşa edilen politika yalan üzerine sürüp gidiyor. Nasıl bir ülke burası? Hakikat sonrası çağda nitelenen zamanlardan geçiyoruz. Algının, gerçeğin ötesine geçtiği çağlardayız. Doğru ile yanlışın iç içe geçtiği, at izinin it izine karıştığı günlerden yani. Sahi, muhalefetin bir yalan sorunu yok mu bu memlekette? Kaşıkçı cinayeti sonrası uygulanan yöntem, iletişim stratejisine iyi bir örnek. Geçtiğimiz cumartesi günü kurucusu olduğumuz Medya Derneği'nin geniş katılımlı bir toplantısında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Altun'u dinleme fırsatı bulduk. İletişim Başkanlığının neler yaptığını anlatan Profesör Altun'un bahsettiği bir konuysa benim için müjde niteliğindeydi. Yasal düzenleme ile özellikle sosyal medyadaki yalan ve iftira kampanyalarına yaptırım geliyor. Bu konuda iletişim başkanlığı paydaşlarıyla bir çalışma başlatmış. Öte yandan toplantıda kıskançlıkla takip ettiğim bir hususu dile getirdim. O da 2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yaşanan Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra iletişim başkanlığının muazzam bir stratejiyle uluslararası medyayı bilgilendirmesiydi. Geliştirilen stratejiyle Türkiye'nin başına örülmek istenen korkunç bir olay, faillerini uluslararası arenada rezil etti. O süreçte alınan inisiyatif, iletişim stratejisine çok iyi bir örnek olarak tarihe geçti. Hasan Öztürk, Yeni Şafak, Türk